Osman Atalay 66 yaşında, Afyonkarahisar'da yaşıyor. Şehir hayatını hiç sevmeyen yaşlı adam, sebzesinden meyvesine her şeyi kendi imkanlarıyla yetiştiriyor. Saat başında gece ajansına devam edeceğiz. Yani millet nasıl şehirde yaşıyorsa biz de dağda yaşıyoruz. Doğa onun tutkusu. Şehir hayatını, kalabalığı hiç sevmiyor. Onun için kente hiç yerleşmedi. Yemyeşil alanda kendi yaşamını kurdu. ...66 yaşındaki Osman Atalay... ...Afyonkarahisar'da bulunan... ...Akdağ Tabiat Parkı'nda yaşıyor. Osman amca 1600 rakımlı... ...ormanın içerisinde deyim yerindeyse... ...bir yaşam alanı inşa etmiş durumda. Hemen sol tarafımda görüyorsunuz... ...bir ocak var ve demlikler var. Burada hem yiyecek... ...içeceklerini pişiriyor hem de... ...çayını demliyor. Hemen bu tarafa döndüğümüzde de... ...yine bir alan var. Bu alanda da yiyecek içeceklerini... bırakıyor. Erzaklarını yani. Erzaklarını bu alanda barındırıyor. Dediğim gibi Osman amca burada bir yaşam alanı inşa etmiş durumda. Bu kısmı da göstermek istiyorum sizlere. Bu kısımda da Osman amca kendisine bir dinlenme alanı, daha doğrusu bir yatak odası inşa etmiş durumda. Yaşlı adam sebzesini ve meyvesini kendisi yetiştiriyor. Her şey doğal yaşıyorum burada. Doğal görüyorum. ...66 yaşında çocukluğundan bugüne peygamberlik mesleği olan çobanlıkla hayatını devam ettirmiş bir isim. Doğada yaşamak güzel olduğu kadar zor yanları da var. Kuşkusuz burada en temel ihtiyaç da su. İşte Osman amca da su ihtiyacını karşılamak için bu hortumlar aracılığıyla 2,5 kilometre öteden, yani dağların zirvesinden... Bu hortumlar aracılığıyla suyunu buraya taşıyabiliyor. Doğada sudan sonra kuşkusuz en temel ihtiyaç da elektrik. Osman amca da elektrik ihtiyacını işte bu güneş enerjisi panelleri aracılığıyla sağlıyor. Gün boyunca elektrik enerjisini bu paneller alt taraftaki akülerde depoluyor. Depolanan bu elektrik Osman amcanın orman içerisinde yerleştirdiği, inşa ettiği bu yaşam alanını aydınlatıyor. Yaşlı adam sadece alışveriş yapmak için ilçe merkezine gidiyor. Osman amca ormanın ortasına deyim yerinde ise bir salon inşa etmiş. Çadırdan ve tahtadan bir salon inşa etmiş. Burada da misafirlerini ağırlıyor. Çünkü kendisinin dediğine göre çok sayıda misafir kitlesi var. Şu anda da bir misafir kitlesini ağırlıyor. Elinden geldiğince de onlara ikramlarda bulunuyor. Mutlusun. Gelenim gidenim olur. Misafirhanem. Hepsi var. Kimler gelir? Senin ziyaretinde bol olur. Valla doktorluğa gelir. Seviyorlar bunu. Yani bunları çok seviyorlar. Adam doğayı seviyor. Hepsini seviyor yani. Buraya sevilmeyecek yer değil. Osman Atalay büyük acılarda yaşamış. 3 yıl önce hayat arkadaşını, ardından da evladını kaybetmiş. 40 sene hanımla kaldık, hanımı kaybettik, yalnız kaldık. 3 senede de yalnız duruyoruz. Çoluk çocuk yok mu? Var. Bir kız var. Oğlanı kaybettik. Özlüyor musun onu? E tabi özleyecek, özlemeyeceğim. Atalay hayatının sonuna kadar o bölgede yaşamını sürdürmek istiyor.